Sağ başlangıç. Abiler şeytan deyince yine şeytandan anlatacağız. Yine bu sefer desteklerini konuşacağız. Şeytan deyince hepimizin aklına böyle bir şeyler geliyor. Mesela şeytan deyince benim aklıma mı geliyor? Arkada görebiliyor musunuz abi? Anlıyorum. Gargi var ya gargi. Benim aklıma mı geliyor şeytan deyince? Herkesin de aklında canlanan bir şekil vardır muhakkak şeytan deyince. Lakin şeytan aklımıza gelen ne varsa hepsinin velasındadır. Şeytan hiçbirine benzememektedir. Hatta Ozan bazen zahirde öyle güzeldir ki şeytan. Bazen zahirde ondan daha güzel öyle şeyler göremezsin ki. Bazen zahir güzelliğiyle öyle insanların sonsuz hayatına heba eder ki şeytan. Anlatabiliyor muyum, değil mi demek istediğim kardeşim? Bir zehirli lezzet gibi. Yani şeytan hep aklımıza gelen çirkin şey değildir. Bazen çok güzel bir şekilde durmaktadır. Hasmımız yani düşmanımız bu kadar kurnaz olunca biz de arafta kalmamalıyız. Yani böyle bir şeytan bana nasıl saldırır? Bunları araştırıp öğrenmemiz gerek demektedir. Zira Hazreti Adem Safiyullah'tır. Memnu beyir meyveye vakti iftardan önce el uzattıran gene şeytandır. Yani senin düşmanın bu kadar sancılı bir düşmanken sen yahu bir şeytan var. İşte benle uğraşıyor. Ben de bir besmele çekiyorum onu. Ya bu seni kurtarmaz birader. Böyle bir düşmanın var. Sen ırzını ve namusunu koruduğun evi, insanları bir evde çitliyorsun. Doğru mu Erbil hocam? Hatta ona gerekli güvenlik önlemleri alıyorsun. Kilit vuruyorsun. Hatta siteyi bir daha çitliyorsun. Gerekirse sürekli onları arıyorsun. Sağlığınız nasıl, sıhhatiniz nasıl? Sevdiğin bir şeyi defalarca çitleyip güvenlik altına alıyorsun. Rica ederim, iman bu kadar değerli, bu kadar imtina gösterecek bir mesele değil midir acaba? Neden imanımızı bu kadar kavileştirmiyoruz? Bir şeytan var, nasıl bir şeytan? Ya öyle işte bir şeytan yani, böyle amcamın oğlu gibi. Böyle bir şey değil. Ne köşeden bizi nasıl yatırdığını bilemiyoruz. Bilemiyoruz ki, yatırmış şeytan. Fısıltılarda bir şeytan var, duyamıyoruz. Benim küçük bir özel ders öğrencim vardı. 9 yaşında, Bulut diye. Bir gün dedi, ya Mehmet abi dedi, bu şeytan benimle çok uğraşıyor dedi. Bize unuttular ya. Lan dedim, bakıyormuş. Ya dedim, şeytan senin neyin, nasıl uğraşacak falan dedim böyle. Dedi Mehmet abi ya, dedi, bu şeytan dedi beni günaha sokturmaya çalışıyor. Ben anlıyorum onu dedi. Basiretli çocuk. Dedim Bulut'cum, hiç merak etme kardeşim. 15 yaşına kadar şeytan seninle uğraşsa da Allah günah yazmıyor kardeşim dedim. Abi Allah bana biraz yazmayacak mı? Yazmayacak kardeşim. Balkonda sakladım, kedileri de yazmayacak mı? Bir gün de ben ufak, ilkokuldayım, 2 ya da 3 Metin abi. Böyle servisin en arkasına oturmuşum. Böyle hep en arkaya oturuyorum servisin, seviyorum böyle. Bir oturdum abi, arkada da bir oğlan böyle ilkokul 2-3, 8-9 yaşında. Böyle sakızlı lollipop vardı abi o zamanlar. Böyle çok, bir yiyor böyle, bir canım çekti. Sakızlı lollipop bu kadar Metin abi, ağzım kadar lollipop bu kadar. Benim de bir canım çekti, baktım çantasında da var. Ya dedim Caner hani bana da versen falan. Dedi ya ben veremem dedi, evde de tüketmem lazım dedi. Sanki insülin bakmaları böyle Metin abi hani şeytan diyor ki derler ya, işte orada yaşadım orada. Böyle diyorum şunun ağzının üstüne vur, şu lollipopunu ağzına. Yok çantasını gasp et, çık git oradan. Bana lollipopu nasıl var dedim, servis çiftirene bir koydu. Bizler kafayı bir gömdük, bir çıktık, Caner Safi'yle lollipopu. Nasıl hasıl ettiysem çocuk Safi'yle lollipopu gitti yani. Tabii. Böyle bir hatıra da geçirdik. Abi sen iyi ki vermemiş dedin. Vallahi abi en son dedim, hakikaten dedim. Ya demek ki netice itibariyle hayır varmış abi. Ve tabii bunlar şeytani dediğimiz tatlı hatıralar. Şeytan her zaman böyle masumiyetle sınırlı değil abi. Çoğu zaman gezini, gözünü, arpacığını çok güzel bir şekilde nişan almış ve bizi beklemektedir. Ama Hasan'cığım ben diyorum ya, biraz taklitte kalıyor söylediklerimiz. Kendim için de diyorum bunu. Ya bir şeytan var, mesela ne diyoruz abi, Allah'a çok ihtiyacımız var diyoruz değil mi? Sen günlük hayatta sokakta dolaşınca öyle bir profilde insan görüyor musun? Ya bu insanın gerçekten, ya şunun kulluğuna bak, sonsuz acizliğini hisseden bir insan. Görmüyoruz değil mi? Mesela şurada bir ekmek desek, su desek, her yediğimizde Ramazan ayında özellikle şükrediyoruz, doğru mu abi? Mesela bir hava desek ne deriz? Yahu kardeşim, havaya bizim deliler gibi ihtiyacımız var. İki nefes, vermesem ölürüm, almasam ölürüm, doğru mu Hasan? Deriz değil mi kardeşim? Çok aciz olduğumuzu söyleriz değil mi? Gelsene bir Hasan buraya. Gel. Gel kardeşim. Tolga şuradan geçebilir mi Hasan?
Gel. Gel kardeşim. Şimdi burada bunlar lafta mı kalıyor? Gel, şöyle bir diz çok asan. Hani diz, ayağın üstünde. Diz var mı? Tamam. Şimdi kardeşim, mesele şu. Biz diyoruz ki, Allah'a sonsuz ihtiyacımız var diyoruz. Sen de diyorsun değil mi? Ben duydum ağzında az önce dedim. Hatta dedim ki, ya bir havaya dedim ne kadar şükür. Abi öyle dedin, çok aciz dedin. Değil mi? Öyle dedin sen de. Şimdi gerçekten inanıyor musun buna kardeşim? Ha? Ha, bir bismillah çek bakayım. Nefes almıyorsun değil mi şu an? Tamam. Şimdi bak, Hasan dedi ki abi. Abi ölüyorum. Cenab-ı Allah dedi. Sonsuz kudret sahibi dedi. Her zaman bizde havaya çok ihtiyacımız varmış. Ama o dedi, beni hiç etkilemedi, hiç kalbim tutmadı. Ve çok aciz olduğumuzu söyledi. Çok acizmişsin kardeşim. Çok acizmişsin. Anlarım. Bizde meseleler böyle kalıyor. Şu az önceki yaşadığım 30 saniye gözleri yıkıyor. Az önce yaşadığım 30 saniye nasıl bir duygudu? 30 saniye havayı itemiyoruz Hasan. Bu kadar aciz. Allah razı olsun kardeşim. 30 saniye havasız duramıyoruz. Hacı Kerem, görüyor musun meseleyi? Sonra lafta kalıyor. Allah sonsuz kudret sahibi sen, ben ve sonsuz acizim. Abiler, herkese demiyorum, çok nadir diyorum ama çok nadir. Bazen böyle Allah daha çok versin hepsine. Durumu çok iyi abilerle bazen denk geldiğim oluyor. Böyle yani dediğim gibi çok cüzi bir zümre için konuşacağım. İşte abi ne kadar güzel pastane, bastane, ne güzel dükkan senin mi? Ya birader biz bekçisiyiz falan diyordu. Abi bak yıllardır tanıyorum hiç bekçi gibi davranmıyor. Çünkü çok lafta kalıyor cümle. Bir gün Mersin'de bir abim vardı. Onun da güzel bir iş yeri vardı. Ne zaman sorsam diyordu. Ya abi işler nasıl gidiyor? Çorba parası be birader dedi. Bir gün dedim lan dedim ben çorbanı ısmarlayayım da ver şu dükkanı bana dedim. Meseleler lafta kalıyor. Aynı öyle şeytan meselesi de bizde çok lafta kalıyor kardeşim. Sonsuz hayatımızı mahvedecek bir düşman. Acaba 20 tane madde sayabilir miyiz? Şeytanın özellikleriyle ilgili. Bizle nasıl ulaştığıyla ilgili. Sayabilir miyiz Mustafa Kemal? Çok zor değil mi kardeşim? Mustafa Kemal, ben şuradan suyla ilgili makale çıkarsam, bu kadar makale. Su bu kadar faydalıdır, bu kadar minerali vardır, sertlik derecesi bu kadardır, Türkiye'de buralarda bulunur. Avrupa'dan getirtmek istersen buralardan böyle olur, böyle olur. İşte bazı sular kaynak suyudur, tatlı sudur, tuzlu sudur. Susuzluğunu giderir mi? Gidermez değil mi? Şeytanla ilgili boş laflarımız da bu meseleyi bitirmeyecektir. Meseleyi beyin midemizde sindirip, kalpteki iman potamızda eritmemiz lazım. Ben günde 100 kere kendime bu cümleleri söylüyorum. Yani zaten bu dersi önce kendime yaptığım için kendimle konuşur gibi yapıyorum. Yani birinize kastı söylemiyorum, hakkınızı verdim. Lakin ortaya bir kıyafet dikip koyuyoruz. Belki karlı olabilir sizin için. İblisin en mühim bir desisesi kendine, tabi olanlara inkar ettirmektir. Tekrar okuyayım. İblisin en mühim bir desisesi kendini, kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. İblis dediğimiz, şeytan dediğimiz en büyük demagogdur. Bütün demagojilerde, bütün bahanelerin altında şeytan yatmaktadır. Çünkü en büyüğü ondadır. Sizin günlük hayatta Allah rızası için sizinle bizim hangi şeye bahane ediyorsak altını kaldırır, şeytanı göremeyeceksiniz. Çünkü üstad diyor, kendini inkar ettirecektir diyor. Ama söylüyoruz, bütün bahanelerinizin altında hayır işi içi olan, bütün bahanelerinizin altında şeytan yatmaktadır. Şeytanın sempatizanları vardır ve şeytan bu sempatizanlarını kullanır. Bediüzzaman diyor ki Metin abi, şeytanın fiili ademdir. Yani bir icraatı yoktur. Şeytan şu bardağı şöyle oynatamaz. Bizimle nasıl uğraşır biliyor musun abi? Bize dürtü verir şeytan. Korteksimize dalar. Neye bizim en çok meylimiz var? Dünya malına mı? Bir tane şöyle dürter abi, dünya malı gözünün önünde. Bütün dünya malı benim olmalı. Haram bir sevgiye mi? Şöyle bir sahneyi gözünün önüne dürter, artık ona müptela olur kalırsın. Mala mı, mülke mi, neye kıymetin varsa şeytan o şekilde seni dürter ve o şekilde seni sempatizan haline getirir. İşin sonunda ne olur biliyor musun? Fasit dairesine alır bizi şeytan. Fasit daire, içinden çıkılamayan helezonik bir yapı. Ne gibi biliyor musun? Şimdi Talha, senin şu an aileni gözünün önünde öldürüyorum. Karını bıçakladım. Çocuğunun kafasını kopardım, üstüne attım. O 30 saniyede nasıl sinirlendiğini düşünebiliyor musun? Bunu milyonla çarp, milyarla çarp, şeytan hep o haldedir, hep. İşte bu şeytanın fasit dairesi. Şeytan
sadece bizim bildiğimiz gibi cinli halde değildir. Karun gibi, Firavun gibi ve zamanın firavunları gibi şeytanın fasit dairesine çektiği prototip insanlar vardır. Ve bunların artık hayra kabiliyeti tamamen kapanmıştır. Bunlar hep şeytanın illüzyonlu dünyasında kendileri gezerler. Bir mesele gördüğü anda hemen kötülüğe meylederler. Ve şeytan bunları illüzyonlarıyla uğraşmaya devam eder. Bak gitgide realist konuşalım. Ya size garip gelmiyor mu? 80-90-100 yaşında bir insan düşünün. Benim bir akrabam var geldi aklıma. Ya şimdi böyle bir insan adetullah kanunlarına göre, yani böyle şey yapmaya gerek yok böyle, adetullah kanunlarına göre bu adamın öleceği yakındır. Doğru mu abi? Peki böyle bir insan kabili düşünmesi, Allah'ı düşünmesi daha mantıklı değil midir? Peki neden öyle olmuyor? Allah'ı tanımadan şu torunuma da şu evi alayım. Şu işi de böyle büyüteyim. Arabayı da böyle yenileyim. Yahu sen esas meseleyi kaçırmışsın. Esas davan büyük olmadıktan sonra diğer bütün davaların gözünde küçük olduğunu anlamıyor musun? Bu illüzyonları oynatan şeytan işte abi. Meseleyi oraya bağlayacağız. Bu şekilde kortekse dalıyor. Neye meylettiysen çat 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 gözünün önüne çıkarıyor. Ve seni ona müptela ediyor. Altını kaldırdığımızda şeytanı göremiyoruz. Neden? Çünkü en büyük hilesi kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmesi. Öyle inkar ettirir ki kendini mazhar zannedersin. Bir süre sonra öleceğini unutursun. Öleceğini hatırlayanlar ne için öleceğini unuturlar. Var mı böyle buraya gelirken şunun için ölecektim, kabire gireceğim, gerçekten çok büyük hesap vereceğim. Bunları unutturan şeytan ve bunları yaparken evvela kendini unutturuyor bize. Şu zamanda hususa maddiyunların, maddecilerin felsefeleriyle zihni bulananlar bu bedihi, bu kadar açık meselede tereddüt gösterdikleri için şeytanın bu desiselerine karşı bir iki söz söyleyeceğiz. Bazı pozitivist ve materyalist tipler var. Bunlar bilim falan şöyle böyle diyor ama ben araştırdım, siz de araştırın. Felsefe tarihine baktım, %90'ı müstakim düşünüyor abi. Yani %90'ı bir Allah vardır diyor. Einstein de bunlara dahil olmak üzere. Yani demek ki kraldan çok kralcılarda problem var. Yani bunların akılları gözlerine inmiş ve ne diyor Bediüzzaman? Göz ise maneviyatta kördür. Yani basirete müteallik meseleleri artık göremiyor. Ve yanında bir şeytanın onunla uğraştığını göremiyor. Bak ben şu konuşmalara şahit oldum. Ya kardeşim, biz aklımızla güzergah emniyetimizi sağlıyoruz zaten. Anlıyor musun cümleyi? Hani biz akıbetimizden endişe ediyoruz ya abi. O namaz oruç falan yok, böyle bir şey derdi de yok. Ya biz aklımızla şeytanı savuşturabiliyoruz. Yani siz belki biraz düşünün. Şeytan belki sizi tuzağına düşürebilir. Ama şeytan bizim gibileri tuzağına düşüremez. Çünkü biz çok akıllıyız. Ya sen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha akıllı değilsin. Şeytan öyle uğraştı ki hicret etmek zorunda kaldı. Sen Hz. Musa'dan daha akıllı değilsin. Mısır'a gitmek zorunda kaldı. Sen Hz. Yahya'dan daha akıllı değilsin, öldürdüler. Sen Hz. Zekeriya'dan daha akıllı değilsin, ikiye kestiler. Sen Hz. İsa'dan daha akıllı değilsin, çarmıha geldirdiler. Şeytan öyle uğraştı. Sen Hz. İbrahim'den daha akıllı değilsin, ateşe attılar. Bütün peygamberlere şeytan bu kadar uğraşmışsa ve sen hala aklımla ben şeytanı hallederim diyorsan aklını al. Elinde kalır. Biraz korkur. İnsanlarda şu an çok ayrı bir konuya giriyor evet o zaman. Bugüne kadar şeytanı cinni zannediyorduk. Ama az önceki konuşmalarda insi olduğunu da anladık değil mi? Karun gibi, Firavun gibi. Tamamen şeytanın himayesine girmiş insanlar. Ve Bediüzzaman cinni şeytana giriyor. İnsi şeytan, düzeltiyorum. İnsanlarda şeytan vazifesini gören cesetli ervah habise pis ruhlar bir müşahade bulunduğu gibi cinniden cesetsiz ervah habise dahi bulunduğu o katiyettedir. Eğer onlar maddi ceset giyselerdi bu şerir insanların aynı olacaklardı. Eğer bir şeytana etkemik giydirseydin, bu şerir insi şeytanların aynı olacaktı. Hem eğer bu insan suretindeki insi şeytanlar, insan şeytanlar cesetlerini çıkarsaydılar, o cinni iblisler gibi olacaklardı. Birbirlerinden farkı kalmıyordu. Bir tanesi et beden kemik giydiğinde aynı insana benziyor, bir tanesi çıkardığında aynı şeytana benziyor. Hatta bu şiddetli münasebete binaendir ki bir mezhebi batıl hükmetmiştir. İnsan suretindeki gayet şerli, pis ruhlar
öldükten sonra şeytan olur diye bir darbu meselleri, bir atasözleri, bir söylemleri var. Şeytan insanla bu kadar uğraşıyor. Yani çok farklı bir mesele. İnsan şeytanın olduğunu da öğrendik. Mesela ben günümüzde de baktığımda, geçmiş çağlarda baktığımda insan şeytanları gerçekten müşahede ediyoruz. Ve bunlar şeytanın vesayetine girmiş artık. Şeytanın borazancılığını yapıyorlar bunlar. Neden? Hayra kabiliyetleri kapanıyor. Artık bütün istidat ve kabiliyetleri hep şerre gidiyor. Ne gibi? Bir mesela nanoteknoloji düşünün. Ben de çok bilmiyorum da. Mesela hani bize bazen ilaç zerk ediyorlar. Zerk edildiği anda bizi iyileştiriyor ya. Nanoteknolojinin farkı şu. İlacı yerleştiriyorlar. Vücudun hastalandığında moleküller akıllı şekilde iyileştiriyor. Yani vücudunda kalıp gerektiği zaman müdahale edebiliyorlar. Böyle bir şey nanoteknoloji. İnsi şeytan da böyle bir şey. Bütün molekülleri şerre hazır bekliyor. Bir yerde dostunun ayağı mı kaydırılacak? Bütün molekülleri hemen vücuduma geçiyor. Asla hayır düşünmeden o dostunun ayağını kaydırıyor. Dedikodu mu yapılacak? Gıybet mi edilecek? Bütün molekülleri birden canlanıyor. Neden? Çünkü şeytanın vesayetinde şeytanın borazancısı oluyor. Hicrete, Efendimizin hicrete geçeceği zamanı hatırlayın. Kureyş kabilesi toplanmıştı değil mi? Kureyş kabilesi toplandığında Ebu Cehil de dahil olmak üzere, mesela ben bunu çizgi filmiyle izledim. Belki hatırlayanız vardır, çok güzel. Bir tane genç bir adam geliyor Kureyş kabilesine. Kureyş kabilesinin konusu da şu. Allah Resulü'nü nasıl olur da öldürelim diye. Bir genç adam geliyor. Tabi genç bir adam, kabilede tanınmadığından cümlesi çok önemli olmaz değil mi kardeşim? Ne yapıyor? İnsi bir şeytan kullanması lazım. Kim geliyor aklınıza? Ebu Cehil. Ebu Cehil'in korteksinden müdahaleyi yapıyor. Ve aynen şöyle söylettiriyor. Ya her kabileden iki kişi seçelim. Allah Resulü'nü Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem o öldürsün. Ve böylece kavimler arasında kan davası olmasın diyor. Ve ardından Ebu Cehil'e bunu söylettirdikten sonra bir de tasdikliyor. Bu adam çok doğru söylemektedir diye. İşte bir insi şeytan örneği. Biz anlayamıyoruz ama Metin abi. Şeytan ne demek? İnsi şeytan ne demek? Savaş görmemiş bir milletin çocukları cehennem ne demek anlayamıyoruz. Kendinde dahil olmak üzere. Bir güneş nasıl kararır anlayamıyoruz. Bir insan ne kadar çirkinleşebilir onun derecesini bilemiyoruz. Zamanında Güney Afrika'ya giriyorlar. İnsanları keyif için şişe takıp kızartıyorlar böyle. Bir kısmını köle diye ayırıyorlar ve köleler diyor çalıştık artık acıktık. Tamam her gün bir tanenizi yersiniz insan yedirtiyorlar. Düşünüyor musun? Köye giriyorlar. Bebekler var. Ben bunu bu arada Ezilen Birinin kitabından okumadım. Yapanların tarafından bir adamın kitabından okudum. Bebek görüyorlar bir tane. Şöyle alıyor bebeği. Çap 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 kafasını buraya atıyor. Tam biri bebekte alacak bir tanesi diyor durun yapmayın diyor. Yapmayın diyor. Niye biliyor musun? 4 kişi 4 bebek alıyor, iddiaya girecekler. Nehre atıyor, hangi bebek geçiyorsa para onların. Biz bir insanın nasıl insi şeytan olacağını bilmiyoruz. Evet. Ne kadar çirkinleşebileceğini. Bir köye giriyorlar, baba hemen boynuna ip bağlıyor geldiklerini görünce. Diğer ipin ucunu da bebeğine halat yapıyor. Aklı sıra bebeği atacak. Bebek demirde takılı kalacak. Babayı yiyecekler ve bebek kurtulacak. Atıyor. Tutturamıyor. Bebeği de, babayı da. Biz bir insanın ne kadar çirkinleşebileceğini bilmiyoruz. Ben de. Hiç. İnsi şeytan nedir? Yahu bu düşman kimdir? Şeytan! Bu kadar espriye değecek bir şey midir? Bilmiyoruz. Ve Bediüzzaman bir yerde daha söylüyor. Şeytanın mühim bir desisesi insana kusurunu itiraf ettirmemektir. Geldik şeytanın başka bir oyununa. Bizlere kusurumuzu hiç itiraf ettirmiyor değil mi? Yani biz hep böyle kusursuzuz gibi. Sanki bir dostumuzla bir çatışma yaşadığımızda mesela öğrenci evlerinde öyle değil mi Ozan? Her zaman sen haklısın yani. Dostun asla haklı olamaz. Şeytan kusurları göstermiyor Mehmet abi. Geçen bir kardeş geldi yanıma diyor ki abi sigara içiyorum da sahilde mi içmem lazım diyor. sigara içmenin kusur olduğunu o kadar itiraf ettirmemiş ki şeytan. Yani sahilde sünnet mi olur diye ya. Kardeşim o noktaya takılmış. Görüyor musun? Şeytan kusuru nasıl da bertaraf ediyor, nasıl da göstermiyor. Peki, şeytan neden kusurunu itiraf ettirmiyor? Çok damar bir cümle geliyor. Ta ki istiğfar ve istiaze yolunu kapatsın. Şeytan sana kusurunu itiraf ettirmiyor. Çünkü tövbe etmeni engellemek istiyor. Niye biliyor musun abi?
Çünkü Allah samimi tüm tövbeleri kabul edeceğim diyor ya. Bütün tövbelerini. Bunu engelliyor şeytan. Ve Allah diyor ki, kulum sen şer düşünürsen günah yazmam. Hayıra günah, sevap bile yazarım. Bir kötülük işle bir günah yazacağım. Ama bir hayır işle 10 sevap yazacağım. Hatta öyle günler olacak ya abi. 100 yapacağım. 1000 yapacağım. Kadir gecesi gelecek 30.000 yapacağım. Hele sen Kadir gecesinde Mescid-i Haram'daysan o sevaplarını misli misli katlayacağım ama bunu yaparken hala günahlarını yalnız bir günah yazacağım diyor. Ve devam ediyor. Sen arada olur ya hani. Günaha da kayar gözün. Sana tövbe istiğfar gibi bir porçöz veriyorum. Bundan daha geri hiçbir şey günahları çıkaramaz diyor. Ve bununla da yetmiyor. Hala günahın birken devam ediyor. Hani olur ya. Şehit olursun istemiyordun. Sana vereceklerin bu satırlara sığmaz. Akıl sır ermez. Bütün dünya gelip tahayyül tasavvur etse toplayamazlar diyor. Sen hala Allah niye cehenneme gönderiyor diyorsun. Birader bir günahla cehenneme gitmeyi başarıyorsan gel seni bir öpelim biz tebrik edelim. Ya kardeş tebrik ediyorum sonsuz rahmetten istifade edememeyi sen nasıl başarmışsın bu şekilde? Bizim öpmemiz lazım. Şeytan kusuru itiraf ettirmiyor çünkü tövbe ettirmek istemiyor. Çünkü tövbe ettirse görüyorsun değil mi? Allah nasıl da merhametli davranıyor kuluna. Hem nefsi insaniyenin enaniyetini tahrik edip ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin adeta taksirattan yani kusurlardan takdis etsin. Şeytan bunu yapıyor ki nefsimiz avukat çıksın bize. Çünkü şeytan kabul etmezsek hemen nefsimiz çıkacak öyle. Mesela abi ismi unuttum hakkı neler? Yandık abi. İsmail abi. İsmail abi seninle aramızda bir sorun çıktı ya sen geldin. Ya Mehmet kardeş bu olay böyle de niye? Ya İsmail abi tamam da ama bir dinle abi ya. Bak şeytan ne yapıyor bizim abi, ne biz avukatları? Şöyle bir çeviriyor. Hanımınla sorun olur evde. Hanımın der ki ya bey bu yaptığın çok merhametsiz. Ya hanım öyle der. Ama bir dinle ya erkeğiz der değil mi? Sürekli böyle şeytan avukatlar çıkarttırır. Hatta ne der biliyor musun? Ya ta kardeşim sen benim kusur işlediğimi söylüyorsun ha. Ben kusursuzum kardeşim ya sakalından utan. Haşa Allah'ı ya haşa. Kusursuz insan ne olur? Kendisini o şekilde atfediyor. Şeytan bizi 1001 yerden yakalamış. Ve yakalamaya devam edecek. Metin abi şeytanın daha sayısız vartası var. Ben şu an fragman niteliğinde bir konuşma yaptım. Diğer vartaları nedir? Bunları da merak ediyorsanız Risale-i Nur'lardan 13. Lema'dan bunları okumanız gerekmektedir. Ama İzmir'de yaşayan bir Mersinli olarak şeytanın şu vartasını çok görüyorum. Genç kardeşlerimizi çok haram kadınla kandırmaya meylediyor şeytan. İzmir'de ve Mersin'de bunların artık sayısını bilmiyorum. Şeytan burayla yakalıyor ve artık başka hile kullanmaya bile ihtiyaç duymuyorum. Evet. İsmail abi ne baba yiğitler gördüm ne. Hiçbir şey yıkmadı. Karıncalı ekmek yediler yıkılmadılar. Bir haram kadın fitnesi aldı yıktı geçti. Ve şöyle vaveyle ettiler. Çünkü vakfetmeyecektin ciheti aşka tenin. Mütevelli kızı sevmek ne vazifendi senin. Son çalıkları buydu. Allah rızası için El Fatiha.